Herkese selamlar. Ekoloji Kent Bahçesi'ne hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar, biberde ilk çapalamayı göstereceğim. Bu çok önemli bir konu çünkü fideler şu anda çok küçük. 15 günlükler. Şu anda tenekelere aldık ve burada gelişimleri devam ediyor. Şimdi burada çok çok dikkat etmeniz gereken bir konu var. Buradaki kökler zaten zarif ve çok yukarıda olduğundan bunun çapalanması çok önemli. Ve çok dikkat etmeniz gerekiyor. Köklere zarar vermeden bu toprağı havalandırmak lazım. O yüzden atalarımızın dediği gibi iki çapa bir su demişler zamanında. Biz bu tenekede oldukları için durum farklı. Şimdi buna biz bu şekilde düzleştiği zaman ve toprak sıkılaşmaya başladığı zaman dibini kurdalıyoruz. Bu çok önemli. Sürekli bu biberlerin dibi kurdalanacak. Peki nasıl yapacağız? Bakın burada çatal var. Çok basit, hemen evde bulunduğunuz esnada bir çatal yardımıyla şimdi biberlerin diplerini havalandıracağız. İlk çapasını göstereceğim. Nazik bir şekilde bunu yapmamız gerekiyor. Şimdi uygulamaya geçiyoruz. Evet, şimdi uygulamayı gösteriyorum. Bakın değerli arkadaşlar, fazla kök kısmına yaklaşmadan bu şekilde hareket ettiriyoruz. Küçük hareketlerle biberin etrafını, deyim yerinde ise, kurdalıyoruz. Bu şekilde sürekli kurdalamak gerekiyor. Biber havalandırılmış toprağı çok sevdiği için bu şekilde köklerini rahat bir şekilde açıyor ve bu verime yansıyor. Şimdi kurdalanmayan yeri göstereyim. Bakın burada sıkı bir yapı oluştu. Suladıktan sonra bakın, sulama sonrası toprak sıkılaşıyor burada. Sıkılaşmasını önlemek için belli aralıklarla boş bulunduğunuz esnada evde müsait bir zamanda bu şekilde saksıyı, bakın, sadece 15-20 saniye sürüyor bir saksının içerisi. Sizler de bu şekilde toprağı havalandırın. Evet, bugün söyleyeceklerimiz bu kadar. Tekrar görüşmek üzere diyoruz. Kendinize iyi bakın. Ekolojik Kent Bahçesi'nde kalın. Hoşça kalın.